İyi günler değerli Son Söz TV izleyicileri. Ben Bayram Ayhan. 10 Mayıs 2022 ana haber bülteni ile beraberiz. Değerli izleyenler, kabine toplantısında ilk defa konut sahibi olacaklar için 3 kredi paketinin hizmeti sunulacağı açıklandı. Konut faizleri düşerken tüm yurtta olduğu gibi Batman'da da maalesef ev fiyatları yükselişe geçti. Kabine toplantısında alınan karara göre konut finansmanı konusunda 3 ayrı paket uygulanacak. Birinci paket ile ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşa 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almaları için 10 yıla kadar vadeli ve aylık %0,99 faizli konut kredisi sağlanacak. Kabine toplantısında konut alımına ilişkin verilen müjdelerin ardından internette yer alan konut ilanlarında yükseliş gözlendi. Faiz indiriminin ardından internette satışa sunulan konut fiyatları güncellendi. Yüksek ev fiyatlarıyla sürekli gündemde olan Batman'da faiz indirimiyle birlikte fiyatların rekor seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor. Erzincan'da FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre FETÖ, PDY faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve üyelerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma başlatıldı. Bu kapsamda silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan AS, İEÖ, AA, OS, ED, ŞY, HA, NÇ ve GE kentte, MŞA ise Batman'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler tutuklandı. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde haftalık koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıya Eğitim Müfettişleri Başkanı Hamit Aydın, Milli Eğitim Müdürü Yardımcıları ve Şube Müdürleri katıldı. Kurtaran, gündemdeki konularla ilgili yaptığı değerlendirmeden sonra bilgilendirme yaparken toplantı görüş ve önerilerle sona erdi. Değerli izleyenler, Batman'ın Sason ilçesinde bazı bölgelerde doğal olarak yetişen ve halk arasında ağlayan gelin ve hüzün çiçeği olarak adlandırılan ters laleler doğayı renklendirdi. İlçenin dağlık kesimlerinde doğal ortamda yetişen ters laleler doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğretim görevlisi Esra Okudur, ters lalenin genellikle soğuk iklimlerde yetişen bir bitki türü olduğunu söyledi. Değerli izleyenler, hatırlarsanız pazar günkü yayında o kupa bu masaya gelecek demiştim. Petrospor'un şampiyonluğunda sahada kupayla fotoğraf çektirememekten yakınmıştım. Dediğim oldu ve o kupa bu masaya dün geldi. Bizim YouTube kanalımızda her hafta yayınlanan Sporda Son Söz programında çok renkli görüntüler yaşandı. Moderatörümüz ve yorumcularımız yayındayken yayına Petrosporlu futbolcular tarafından şampiyonluk kupası getirildi. Kupanın gelmesiyle beraber şampiyon Petrospor tezahüratları atıldı. Birbirinden güzel görüntüler sahne oldu. Haliyle futbolculardan gelmişken görüşleri de alındı. Hemen ardından da Petrospor Teknik Direktörü Zafer Azarcı sürpriz bir şekilde yayına konuk oldu. Geldi, bu koltukta oturdu, soruları cevapladı. Ama sürprizler tabii ki de bununla da bitmedi. Yayını izleyen taraftar grubu hem kupanın hem hocanın hem de futbolcuların burada olduğunu görünce haliyle onlar da buraya doğru harekete geçtiler. Kendileriyle beraber getirdikleri pastayla şampiyonluğu kutladılar. Yani dün gerçekten birbirinden güzel renkli görüntülere sahne oldu burası. Çok mutluyduk, çok gururluyduk. Şehrimizin takımı şampiyon olmuş. Onun mutluluğunu hocasıyla, futbolcusuyla, vatandaşıyla, yönetimiyle ve Sayın Valimizle, Emniyet Müdürümüzle, kurum müdürlerimizle, yani Batman'da aklınıza gelebilecek basından tutun da valiliğe kadar, belediyesinden tutun da kurumlarına kadar birçok kişi tarafından desteklenmiş, başarısı için tek bir hedefe kilitlenmiş onlarca insan, tek bir amaç için duacı olduk, azmettik, başardık ve kupamızı aldık. Bunun mutluluğu dün herkesin yüzünde sirayet etmişti. Gerçekten çok mutluyuz, çok gururluyuz. Tekrardan Petrolspor'a şampiyonluğundan dolayı teşekkür ediyoruz. Bize bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyoruz. Biz demiştik o kupa buraya gelecek. Evet. Cemil abi. O kupayı buraya istedik. Ne oldu? O kupa gelecek. Gelsin bakalım. Thank you.
Biz çok konuştuk. Bakalım Batman'ı gençler, söz sizde. Siz konuşun Okan, neler hissedeceksiniz? Abi öncelikle çok teşekkür ediyorum da size bu yer için. Yani Petrospor'a, Batman'lara bu güzel durumda yarattığınız için. Biz sezon başından beri hepimizin tek bir hedefi vardı. Şampiyonluktu. Çünkü bu güzel şehre bu yakışırdı. Yani bu şampiyonluk yakışırdı. Allah'ın izniyle bunu başardık. Gerekse valimizin, sayın başkanımızın, hocamızın ve takım arkadaşının desteğiyle bu sonuca ulaştık. Çok mutluyum. Yani Galatasaray'ın buranın çocuğuyum. Kendi adıma çok sevindim. Çünkü hep Batman'ın bir hayali vardı. Petrospor performans altında şampiyonu yaşamak. Ben de bütün gençlerin hayali gerçekleştirdim. Umarım diğer gençlere de örnek olmuşumdur. Evet. Çok mutluyum yani bu konuda. Çok da duygusallaşıyorum çünkü bu konularda. Evet. Bütün bu şampiyonluğu bütün Batman'a armağan ediyorum. Teşekkür ederim abi. Fido olduğu için yani Batman'ın gençlere ve Okan'ın Batman'ın futbolculara önünü açtığı için bize teşekkür ediyoruz. Okan Batman'ın gençleri için neler söyleyeceksiniz? Abi ben de bu sahadan çıktım. Ben de sonuçlarını kurabildim. Yani demin istediğim sonuçta hepsinin tek bir hali var. Çünkü Petrospor köklü kulübü. Batman'ın büyük kulübü. Yani dediğim gibi sadece çalışmaya devam etsinler, sabretsinler. Ama hiçbir zaman çalışmaktan vazgeçmesinler. Yani çünkü bizim burada biraz o sıkıntı yaşıyoruz. Onlar tek temennim sadece çalışmaktan hiçbir şekilde vazgeçmesinler. Başka diyeceğim bir şey yok abi. Evet, o kadar sorular gelince sorular. Bir de diğer zaman gel abi arkasına kahve gözükmüyorsun. Evet, Şerif Okan abi dediği gibi çok mutluyuz abi. Bu şampiyonlukta kim payına çok teşekkür ederim. Ben bu şampiyonluğu Batman'a armağan ediyorum. Öncelikle Sayın Başkanım Abdurrahman Akbaş'a da çok teşekkür ederim. Çok yardımcımız, çok arkamızda oldu. Bu kadar abi. Evet. Abi ben de seni duyuyorum şimdi önceden. Evet. Yani bu duyguyu bu genç yaşta bana tattıran abilerim, kardeşlerim sağ olsun. Hadi abi, herkese evet, teşekkür ediyorum. Hüseyin, şey, uzun yıllardır Batman Petrospor formasıyla bir Batmanlı kaleci göremiyoruz. O kaleciyi son yıllardan sonra siz olacak mısınız? Buna ne diyorsunuz? Abi çalışarak onu edelim. Tabii Petrospor her zaman bir aracı, yani üstlükler için, bizim Batman'ın futbolcular için bir merdiven olmalıdır. Tabii, Resul Hoca'dan sonra, Fehmi Hoca'dan sonra artık Hüseyin'i de görmek istiyoruz. Hüseyin de benim köyüm, Zor Köy'ün gururu Hüseyin. Zıbıta Zor Köy'de izliyor. O zaman zorlarsın kardeşim. Sonu başlıyoruz. Ve Batman taraftarının eseridir. Teknik yetkilerin, futbolcuların yönetimin herkesin eseridir. Yazıyı da çekerseniz eğer yapmayacağım. Evet, şöyle alalım, şöyle. Evet.
Yakın abi. Evet, futbolculardan sonra bakalım hocadan sonra taraftarlar raporumuza. Şampiyon takımı şampiyon hocası yarasalar demiş. Umarım daha nice nice şampiyonluklar yaşar diyor ve bir sonraki haberimize geçiyoruz. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2021-2022 futbol sezonunun sona ermesinin ardından yeni Batman Stadyumunda atletizm pistinin çimleri özel bakıma alındı. Çimlerin yeni sezonda da canlı ve yeşil olması için uzman personellerin çimleri kontrol altına aldıklarını belirten Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özberk, uzman personellerimiz tarafından stadımızın doğal biçimleri bakıma alındı. 2022-2023 sezonunda da Batman Stadyumu yemyeşil ve canlı çimlerle oynanacak dedi. Değerli izleyenler, Suudi Arabistan'da kadın doğum uzmanı olarak çalışan operatör doktor Civan Altan, katarakt operasyonu için özel Batman Dünya Hastanesi'ni tercih etti. Batman Dünya Hastanesi medikal, estetik ve sağlık turizminde ilerleme kaydediyor. Suudi Arabistan'da kadın doğum uzmanı olarak çalışan Doktor Civan Altan da tedavi için Dünya Hastanesi'ni tercih eden isimlerden biri oldu. Göz doktoru Yalçın İşcan tarafından iki gözüne başarılı katarak operasyonu yapılan ve akıllı mercek yerleştirilen Suudi Arabistanlı doktorun görme düzeyi %10'lardan gözlük ihtiyacı olmadan %100'e ulaştı. Değerli izleyenler, 10-16 Mayıs Engeller Haftası'nın içerisindeyiz. Biliyorsunuz engeller toplumumuzun önemli bir parçası. Engelli bireylerimize engellerin kaldırıldığı bir yaşam diliyoruz. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin de Engeller Haftası'na yönelik yayınladığı mesajda empati kavramına dikkat çekti. Değerli izleyenler, gerçekten de birçok şeyi çözülebileceğine inandığım nadir kelimelerden biridir empati kelimesi. Kendinizi başkasının yerine koyabiliyor olmak birçok sorunun inanın ki çözümü olabilir. Yani bu kavram üzerinde çok düşünülmesi lazım. Çok değerlendirilmesi lazım ve en önemlisi toplumumuzun her bireyinin bu kavramı özümseyip kendi hayatında uyarlaması lazım. Bunu hayatınızın içerisine uyarladığınız takdirde birçok sorunun rahatlıkla çözülebildiğini göreceksiniz. Çünkü ben bunu yapıyorum. Gerçekten empati kelimesi çok kuvvetli bir kelime, çok güçlü bir kelime. Umarım toplumda sağa solu sürekli eleştirenler, her şeyle ilgili fikir yürütenler empati kavramını biraz daha hayatlarına endeksleyip buna göre değerlendirmelerde bulunsunlar. Biz o konumda, o mevkide, o durumda olsaydık nasıl bir yol çizerdik diye düşünüp yorumlarını, eleştirilerini, fikirlerini buna göre belirlesinler. Çünkü kuru kuruya söylenen cümlelerin hiçbir anlamı olmaz. Yani özellikle bazı noktalarda yapılan eleştiri boyutunda, bu siyasete eleştiri olabilir, ekonomiye eleştiri olabilir, birçok alana eleştiri olabilir. Lakin siz olsaydınız ne yapacaktınız, nasıl yapabilirdiniz? İşte bu kavramlar gerçekten insanın hayatı üzerine çok ciddi bir bakış açısı. Benim hayatımı değiştiren de mesela budur bakın. Yine özellikle bu son zamanlarda gençliğimizde bu var, bende de vardı eskiden. Şu, her şeyden şikayet. Ekonomi kötü, hayat kötü, insanlar zor, hayat sıkıcı diyoruz değil mi? Bir gün aynen yine benim de böyle isyanda olduğum bir günde Atatürk Parkı'nda, çok net hatırlıyorum, Atatürk Parkı'nda oturuyordum. Bir banka oturdum, gazete okuyan bir beyefendi vardı. Beyefendinin adını hatırlamıyorum açıkçası. Bana şu cümleyi sordu. Ben tabii yine sitem ediyorum, şöyle böyle, o kötü, bu kötü diye. Bana dönüp şunu söyledi. Peki, bunun böyle olmaması için sen ne yaptın dedi. İşte o sorudan sonra ben üniversiteyi kazandım. O sorudan sonra benim hayatımda bir kırılma noktası oluştu ve başarılarım o sorudan sonra geldi. Gerçekten de düşündüm. Tamam, şu anda mesela ekonomi kötü. Ekonominin kötü olmaması için biz ne yapıyoruz bir vatandaş olarak? Tamam, belki kadın cinayetleri çok bu ülkede. Peki neden çok? Bunun böyle olmaması için biz nasıl bir çaba sarf ettik? Önce çuvaldızı biz kendimize batıracağız, başkasına değil. O yüzden tüm izleyicilerimizden ricam, bu akşam kafanızı yastığa koyduğunuzda şunu lütfen düşünün. Ben bunun böyle olmaması için ya da şikayet ettiğiniz herhangi bir durumla ilgili bunun böyle olmaması için ne yaptım, ne yapıyorum, ne yapabilirim? Lütfen bunu düşünerek uyuyalım bu gece. Vali Şahin mesajında bizler belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak hayata geçirdiğimiz her çalışmada engelli vatandaşlarımızı düşünerek hareket ediyor, bu konudaki hassasiyetimizden ödün vermiyoruz dedi. Batman Valiliği eylem ve etkinliklere getirilen kısıtlamanın 24 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı. İki yılı aşkın süredir kentte uygulanan kısıtlamanın süresi 15 gün daha uzatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada Batman ve ilçelerinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde eylem ve etkinlikler 24 Mayıs'a Mülki İdare Amiri'nin iznine bağlı olup Batman M tipi kapalı ceza infaz kurumu çevresinde eylem ve etkinlikler ise yasaktır denildi. Saadet Partisi Batman'ın Kozluk ilçesinde seçime gitti. İlçe esnafı Mahmut Yaşar, Saadet Partisi Kozluk ilçe başkanı seçildi. İl Başkanı Mustafa Yıldız, Saadet Partisi bayrağını Kozluk'ta burçlarda dalgalandıracağız dedi. Korfbol Batman il birinciliğini elde eden Binatlı Köyü Ortaokulu Korfbol takımı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdülkadir Özer'in katkılarıyla Muğla'nın Dalaman ilçesinde gerçekleştirilen grup müsabakalarında birincilik elde ederek Türkiye'nin ilk 8 takımı arasında yer aldı. 23 Mayıs'ta düzenlenecek olan Türkiye Korfbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Binatlı Köyü Ortaokulu Korfbol takımı Genel Sekreter Abdülkadir Özer'i ziyaret ederek elde ettikleri başarıyı paylaşarak teşekkür etti. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdülkadir Özer, Binatlı Köyü Ortaokulu öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik etti. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Seyit Bilal Erkek Öğrenci Yurdu futbol takımı Samsun'da düzenlenecek olan Türkiye finaline katılmak üzere yola çıktı. Hedeflerinin Türkiye şampiyonu olmak olduğunu belirten Yurt Hizmetleri Müdürü Nurettin Gültekin, "Grup müsabakalarında takımımız büyük bir başarı elde ederek finallere yükseldi. Dileğimiz takımımızın ilimizi en iyi bir şekilde temsil edip şampiyon olarak kente dönmesidir." dedi. Değerli izleyenler, bugünkü ana haber bülteninin sonuna geldik. Ama bülteni kapatmadan önce iki hatırlatma yapacağım. Bunlardan biri Batman Son Söz Gazetesi'nin YouTube kanalına abone olmayı ve bizi sosyal medya platformlarımızdan takip etmeyi lütfen unutmayın diyordum. İkincisi ise hemen bu akşam saat 8.30'da çok güzel bir kitap yayınımız var. Batman Son Söz Gazetesi'nin YouTube kanalında, Web TV'de çok güzel bir kitap yayınımız var. Saatler 8.30'u gösterdiğinde yayında olacağız. Kitap yayınımızı izleyin. Çok güzel içerikli bir yayınımız. Tüm izleyicilerimizi yayınımıza bekliyor diyor ve mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz.